Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın, paranın rotasına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bakalım ekonomi dünyasında neler yaşandı, yaşanacak. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikteyiz hocam, günaydın. Günaydın. Şimdi yayından önce çok güzel ifadeler kullandınız. Yani güzel derken ifadeler güzel yani, yoksa uzandığı yerler kötü. Amerika hapşırsa biz hasta mı oluyoruz, öyle mi diyelim? Vallahi... Amerika'dan yine açıklamalar var ve bizim borsa kötü. Veriler, evet, borsa, piyasalar genel olarak Amerika iyiyse biz kötüyüz. Yani bundan sonraki genel denklem bu. Hani denklemler her zaman değişir. Şeye kadar, iki ay öncesine kadar Amerika iyiyse biz de iyiydik. Dün piyasalarda bayağı sert dalgalar geldi. Ve bu sert dalgalar şey de yaptı. Hani panik de oluşturdu diyeyim. Dolarda yukarı yönlü bir hareket vardı. Biraz sonra grafikleri vereceğim. Borsada oldukça sert diyebileceğimiz, yani seans içi için bir düşüş vardı. Ve faizlerde tekrar yukarı hareket vardı. Merkez Bankası böyle zamanlarda biraz sıkılaştırmaya gidiyor. Parasal sıkılaştırmaya, istisnai günü ilan ediyor. Bu şartlar altında... Ya tabii herkes ne olacağını merak ediyor. Piyasalarda ne olacak ve neden oldu? Olay, denklem çok çok basit. Amerika para basmayı keserse, bugün gazetesindeki köşemde bugün onu çok net anlattım. Yani çok basit anlattım daha doğrusu. Orada izleyicilerimiz ayrıntılarını da alabilirler ama kısaca şu: yurt dışından gelen fonlar Amerika'daki bol ve ucuz parayı buraya getiriyorlar. Yani adam orada faizler 0.25, adam oradan 1'le, 1.5'la, 2'yle aldığı parayı dolar bazında getiriyor burada. %4-5 dolar bazında para kazanmaya çalışıyor. Ve böyle olunca sizin getiriniz iyiyse geliyor. Türkiye biliyorsun nota artışına kadar büyük bir başarı hikayesi yazdı piyasalar açısından. Ve borsa işte 93 bine gitti. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye gelmeden önce bütün notlar gelince her şey fiyata girmişti. Bütün olumlu beklentiler. Zaten bir miktar satışa geçmişlerdi. Bunun arkasından Bernanke bir açıklama yapıp biz artık parayı, bastığımız parayının miktarını azaltacağız deyince de bu para kaçmaya başladı. Şu an onun etkilerini görüyoruz. Dün Bernanke'nin açıklamaları mıydı? Dün iki tane veri geldi Amerika'dan. Bir tanesi büyüme, bir tanesi de ADP İstihdam raporu. Büyüme verisi %1.1 bekleniyordu ikinci çeyrekte. Bu 1.7 olarak açıklandı. Tabii beklenenin çok üzerinde bir büyümeden bahsedilince bu da şu oluyor: ne kadar veriler iyiyse o kadar paranın musluğunu erken kapatacağım. Yani Bernanke onu söylemişti. Veriler ne kadar iyi olursa paranın musluğunu erken kapatacağım demişti. Veriler iyi gelince paranın musluğu da kapanacaksa o zaman bize gelecek para miktarı azalacak. Veya Amerika'daki faizler artacak. Şu an herkes şeyi izliyor, Amerika'daki faizleri izliyor. Yani 10 yıllık faizlere bakıyor, 5 yıllıklara bakıyor. Orada faiz arttıkça tabii bize gelen paranın maliyeti de artıyor. Diyor ki ben orada zaten %2, 1.5 olan faiz şu an 2.60. Dolayısıyla adam da diyor ki ben orada 2.60'a değerlendiririm, sana neyi getireyim ki diyor. Böyle olunca dün bizim piyasalarda ciddi bir satış geldi. Yani o saatleri ve şeyi göstereceğim ve piyasanın bugünkü yönü hakkında bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Şimdi grafiği eğer verebilirsek, önce isterseniz borsaya bakalım. Borsada 74 bin civarındaydı. Yani 74 bin hemen üzerindeydi. Ve şu saatten itibaren tedirginlik başladı. Saat 14.50 bu çizginin olduğu yer. Bir sağa kayıyorum. 14.55, saat 15, 15.05 ve tam o sırada ADP istihdam raporu açıklanıyor. Ve orada 179 bin kişinin iş bulması beklenirken Amerika'da 200 bin kişinin iş bulduğu açıklanıyor.
Bir önceki ayda da 188 bin kişi iş buldu denilirken o da revize ediliyor. Aslında 188 değilmiş, 198 bin kişi iş bulmuş. Böyle olunca çok iyi veriler gelince hızla satış yemeye başladık. O sırada bir bekledik. Tam 15.30'da büyüme verisi geldi. Ve büyüme verisiyle birlikte ki 1.1'den çok daha güçlü bir büyüme, yeni bir satış dalgası daha geldi. Ve endeks 73 bin seviyesine kadar düştü. Yaklaşık 1200 puanlık bir gerileme vardı borsada. Bu oldukça sert bir gerileme. Yani seans içi açısından düşünüldüğünde yatırımcılar o sırada yani 5-6 kademe, 7 kademe hisselerde değer kaybediyor. Tabii o ciddi anlamda yatırımcı strese sokuyor. Ama grafiğe şöyle bir şey baktığımızda, uzaktan baktığımızda hani 73 binin altında ki yaklaşık geçen hafta Cuma günü itibariyle 72 bin seviyeleri test edilmişti. Çünkü geçen Cuma'ya göre daha iyi bir durumdayız. Bugün işsizlik başvuruları gelecek. Yani kaç kişi işsizlik için başvurmuş? Eğer bu sayı çok az gelirse o zaman kimse de işsiz kalmadığına göre başvurmuyor da. Dolayısıyla işsizlik başvuruları da düşüyor diye. Bizim piyasalarda saat 15.30'da açıklanacak bu veri. Yani öngörü de etkili oluyor yani ihtimaller. Tabii tabii yani şimdi işsizlik başvurusu. Şimdi dün o kadar iyi veri geldi ki şeyde Amerika'dan. Hani o kadar iyi olması beklenmiyordu. Yani 1.1 beklersin de 1.3 gelir veya 1.2 gelir büyüme. Veya istihdamdaki artışı 179 bin beklersin de yani 185 bin gelir ama bu 200 bin geldi. Artı öteki 1.1'den %50 daha fazla geldi. Nereden baksan 1.7 geldi. Tabii bu güzel olan bir şey, haber vereyim yani yatırımcılara. Güzel olan şey şu, en azından tüm bu gelişmelere rağmen Bernanke'nin daha önceki açıklaması parasal genişlemeyi azaltacağız vesaire. Tüm bu açıklamalara rağmen borsa inatla 70 bin seviyesinin altına inmiyor kesinlikle. Yani 70 bin seviyesi çok önemli bir destek. Ve bugün çok önemli. Yarın tarım dışı istihdam açıklanacak. Orada 175 bin kişinin iş bulması bekleniyor. Eğer bir böyle 200 bin falan kişi iş bulursa biz hakikaten çok kötü olur piyasalar. Tabii iki gündür yani dün gelen veriler çok iyi. Ondan önceki gün gelen veriler idare eder. Bir de şimdi tarım dışı istihdam beklenenin çok üzerinde gelirse diye korkar yatırımcı bugün. Bugün almak istemez. Yani o veri riskini ya açıklansın da bir göreyim ondan sonra alayım der. Ama şunu da söyleyeyim. Piyasadaki dünkü ciddi satışa rağmen, borsadaki ciddi harekete, aşağı yönlü harekete rağmen piyasa 73 binin altına gelmedi. Bu çok önemliydi. Bu sabah dış piyasalara baktığımızda dış piyasalarda inanılmaz bir coşku var. Yani bayağı bir coşku var dış piyasalarda. Ve mesela Amerikan vadeli endeksleri şu an %0.50-0.60 civarında yukarıdalar. Bunun temel sebebi de bu Asya'da da olumlu gelişmeler var. Ve bu sabah itibariyle Çin'de açıklanan PMI endeksleri ki satın alma yöneticileri hani daha çok mal satın alıyor muyuz yoksa almıyor muyuz? Yani onu şey yapıyor. PMI endeksleri oldukça iyi geldi. Yani 48 falan beklenen şey 50'nin üzerinde 53 geldi. O tabii çok etkili oldu. Nikkei Japonya'da ciddi bir yükseliş var. %2,5 civarında. Çin yükseliyor. Amerika vadeli endeksleri çok çok iyi. Ve aynı zamanda DAX'a baktığımızda yani Almanya'ya, Avrupa borsaları nasıl diye baktığımızda Avrupa borsaları şu an %0.75 civarında yukarıda. Diğer taraftan dolar düşüyor. Dün 94'ün üzerine gelmişti dolar. Şu an uluslararası piyasalarda dolar TL kuru hani 94'ün tekrar altına geriledi. Ve şu aşamada 1.93.60 civarında bulunuyor. Bir ara 94.30.40'ları vesaire görmüştü. Bu anlamda şunu söyleyeceğim. Genel olarak olumlu bir havadayız bugün. Yani dünkü karamsar havanın yerine borsada daha olumlu olmasını bekleriz. Bunu anlayabilmek için ilk başta isterseniz hemen şeye bakalım. Bizim vadeli endeksler yani borsa açılmadan önce harekete geçen vadeli endeksler.
Dün 89 binin hemen altında kapatmıştı. Bu sabah itibariyle yaklaşık olarak 90 bin seviyesinde, yani neredeyse 800 ila 1000 puan civarında yukarıdan açılıyor. Dış piyasalardaki çok olumlu hava bunda etkili. En azından bugün bizim endekste eğer şurayı korursa, yani 73 bin seviyesinin altına düşmeden bugün, yani bugün yeniden işsizlik başvuruları gelecek, yarın da tarım dışı istihdam gelecek. Tahminen endeks herhalde 73 bin 874 bin civarından bir açılış yapacak benim tahminim. Ve bu vadeli endekslere bakınca bunu söyleyebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu hafta boyunca sen yoktun, geçen hafta seninle konuşuyorduk. Özellikle de borsanın önümüzdeki 2-3 ayı, 4 ayı düşünen bir yatırımcı için bence çok iyi bir getiri sağlayabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Birinci, neden böyle düşünüyorum? Birincisi, dünyanın 6 tane çok önemli kurumu bizim hakkımızda olumsuz rapor yazdı. Ve bu kurumlar bu raporları yazdıktan sonra Sağır Sultan bile duydu artık, yani Türkiye'ye sat verildiğini. Ve aradan da yaklaşık bir hafta geçti. Yani o raporlar gelmeye başladı, bir hafta geçti. Ve biz 70 bini aşağı kırmadık. Birinci sebep bu. Yani satmak isteyen herkes sattı. Bundan sonra satmayan da artık satmam diyor. Yani benden diyor bu malı alamazsınız diyor. Bu önümüzdeki 2-3 ay vade için, kısa vade, en azından borsanın Eylül ayı vardır. Yani genellikle sonbahar aylarında bir yükselişler olur. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Fon yöneticileri iyi prim alabilmek için de, bizim fon yöneticilerinden bahsetmiyorum, bizim fon yöneticilerimiz prim almaz. O yüzden de bizim fon yöneticileri için fonun getirisinin çok fazla bir önemi yoktur. Fon yöneticisi maaş alır, trilyonları yönetir. Fakat prim almadığı için de çok fazla ilgilenmez. O yüzden fonlar hep çok kötü performans gösterir Türkiye'de. Hani iyi performans gösteren fonlar da var ama yani buna baktığın zaman hani %2'dir toplam içerisindeki payı. Ama yabancı fonlar tabii burada işlem yaparken en azından kendilerinin de iyi prim alabilmesi için fiyatların, hani değerleme şöyle yapılır. Kapanış fiyatı kaç para oldu toplam portföy? Ne kadar kar ettik yıl sonuna doğru? Genellikle Kasım ayı kapanışı itibariyle bu primler hesaplanır. Ve tabii her yerde bu böyle değil. Çok değişik uygulayanlar var ama yıl sonu bir de Ocak etkisi olacak diye. Yani her sene Ocak'ta borsaların arttığına inanılır. İstatistikler gerçi %60-70 gösterse de ona da hazırlık olur. Bir de yeni yılda yeni hedefler, yeni bütçe, yeni bilmem ne vesaire, bunlar yeni hikayeler satın alınır. Bu nedenle borsanın özellikle Ekim-Kasım aylarına doğru şu anki 70 bin seviyelerinden belki bir 80 bin, 85 bin aralığına kadar bir yükselişi söz konusu olabilir. Bu arada tabii kötü sürprizler olmaz mı? Olabilir de. Böyle bir durumda hani 70 bin aşağı geçilirse 65 bin seviyesi var ki o seviyeler hakikaten herkesin alım için beklediği yerler. Artı çok kötü raporlar geldi. Satan sattı. Artık bütün kötü beklentiler fiyata girdi. Amerika'da zaten parasal genişlemeyi azaltacağını söyledi. Eylül'de de başlayacak. Hani korkulan şey şuydu. Dün Fed açıklama yaptı. Yani toplantısı vardı. Dedi ki Fed, daha doğrusu demedi. Hiçbir şey söylemedi. Ne zaman parasal genişlemeyi azaltacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ve Fed tamamıyla kendine odaklandı. Faizi değiştirmedi. Uzun süre işte düşük faiz ortamı devam edecektir dedi. Parasal genişlemeye ilişkin herhangi bir vurguda bulunmadı. Bu da bizim için iyi haberdi. Yani erken bir parasal genişlemede durdurma, sonlandırma beklenmiyor şu aşamada. En azından belki Eylül'de başlayacak, belki Ekim'de başlayacak. Ama bu arada Fed konut sektörü verilerinin hoş olmadığına ilişkin, yani orada biraz sıkıntı olduğuna ilişkin bir şeyler söyledi. Konut sektörü çok önemli Amerika'da. Demek ki maddeleri toplarsak, bir, bütün kötü raporlar geldi. İki, piyasa çok kötü günlerde 70 binin altına gelmedi. Yani test etti. Üçüncü testi yaptı. Yani bu düşüş üçüncü test. Üçüncüsü,
Türkiye için artık hikaye belli. Faizler çıkabileceği kadar çıktı. Bundan sonra faizler gidebilse bile daha az yukarı gider. Yani çok yüksek faiz artışları, yani 4,5'tan 4,60'lardan 9,5'lara geldik. Yani %100 arttı faizler. 4,5'tan 9'a %100 artmış oluyor. Ve puan olarak da yaklaşık 5 puan artış oldu faizlerde. Tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, bir de Erdem Başçı'nın bu hafta yapmış olduğu konuşmada kurlardaki volatiliteyi engelleyeceklerini söylemesi, gerekirse işte şahin bir şekilde davranacaklarını söylemesi, en azından kurlar açısından da bir miktar güven veriyor olacaktır. Yani bu durumda yarını bilemem. Belki borsa yarın 70 bine düşecek. Yani 2-3 bin puan daha gerilecek belki. Ama bugün ve yarın çok önemli. Bugün 73 binin altında kapanış olmazsa, yani 73 binin altında bir düşüp de orada kapatmazsa, benim 2-3 ay vadeli yükselecek beklentimin adeta bir teyidi olacak bugün. Çünkü en önemli veri yarın açıklanacak veri. Yarınki veri açıklanmadan önce ben bu riski almak istemiyorum, satıyorum diyenlerin satışı gelecek. Yani onu evet. göreceğiz ama o hala endeksi 73 binin altına düşürmüyor, birileri de alıyorsa o zaman endeksi izleyen 1-2 ay içerisinde yükseliş görürüz ve şu an pozisyon almak da lazım. Yani hisse senedinde pozisyon almak lazım. Birçok izleyicimiz şu an bilmiyor tabii. Hisse senedi işlemi de yapmamış olabilir. Ama şunu yapabilirler. Kendi bankaları, çalıştıkları bankalarda fonlar var. Onlardan A tipi fon alarak önümüzdeki 2-3 ay, mesela hiç risk almak istemeyen birisi, diyelim ki 10 bin lira var bankasında, bir %20'sini, 2 bin lirasını A tipi fon alabilirler. Yani ama bir 2-3 ay sonrayı düşünerek. Endekste 82 bin ile 85 bin aralığına gelirse o A tipi fonu bozdursunlar. Oradan hiç olmazsa mevduatın oldukça üzerinde bir getirip bekliyorum ben önümüzdeki dönemde. Tabii bunu bekliyorum ama yani yarın piyasanın ne olacağını bilemiyoruz. Yani bir saat sonra gelen bir haberle ya Allah ben öyle demiştim ama A tipi fon önermiştim ama vazgeçtim de diyebilirim. Yani çünkü piyasanın davranış biçimi bu. Yani piyasa bu kalemin her renge de girebiliyor. Mecburen piyasayla uyumlu olmak zorundasınız. Yani borsadaki yatırımcılara verilen derslerde ilk derstir yani. Sakın ha piyasayla savaşma. Yani piyasaya karşı çıkma. Piyasanın karşısında olma. Piyasayla kardeş ol. O zaman piyasayla kardeş olacaksan piyasa renk değiştirince sen de renk değiştireceksin. Ama tabii bu vadesi de önemli. Yani piyasanın çok kısa vadeli renk değiştirmelerini biz piyasa izlerken tespit edebiliyoruz ama ne bileyim daha orta vadeli renk değiştirme, yani trend dönüşleri dediğimiz şeyler daha uzun vadede gerçekleşiyor. Ama geçmiş tecrübelerimize bağlı olarak, yani şimdi grafiği tekrar verelim arkadaşlar. Özellikle şu seviyelerde yani bakın burada haftalık grafik bu. Borsa 90 binden 93 binden geliyor. 70 bine kadar düşüyor. Şu an burada böyle bekliyor. Bir zamanlar borsa yine aynı şekilde beklemişti. Mesela şurada beklemişti şu düşüşten sonra. Daha da gerilere gidecek olursak mesela 2008 krizinden sonra şurada yaklaşık böyle 8-10 hafta beklemişti. Sabreden muradına erdi. 25 bin, 26 binden hatırlıyorum o günlerde yazdığım yazıları. Ya bir daha buraları bulamayacaksınız. Her ay mutlaka borsaya yatırım yapın. Bu tamam uzun sürebilir. Hani 25-30 binde uzun süre kalabilir ama izleyen 1-2 sene içerisinde getiriler %100'ü bulabilir diye. Sadece getiriler izleyen 1-2 senede değil. İzleyen sadece 6 ay içinde %100'ü buldu. Endeks direkt 45 bine geldi. Yani %90 getiri sağlamıştı. İzleyen 2 seneye baktığınızda 76 bin. %250, %300 bir getiri. Şimdi bu düşüşten sonra bir tepki olacak. Yani ben borsa yükseliş trendine geçecek demiyorum. Çünkü Türkiye'nin siyasi dengeleri, hem iç siyaset hem dış siyaset, borsada çok güçlü bir trendin oluşmasını engeller. Çünkü çok fazla kafalarda soru var. O soruların cevaplanması lazım. Yani mesela gerçekten şu an bir son dakika haberi var Merkez Bankası'ndan. Şöyle habere bakacağım. Merkez Bankası gün içi döviz satım ihalelerinin saatini 16.30 olarak değiştirdi. Evet. İşte o müdahale bu herhalde bir tanesi. Evet, yani Merkez Bankası bakacak.
16.30'da saati belirlemiş. Hani piyasa sabahtan bir şey yapıyor, sonra gelen haberlerle döviz evet. gene alıp başını gidiyor. Bu sefer müdahale edemiyor. Herhalde o yüzden şey Hocam, yaptı. Hocam bir nefes alalım, siz evet. nefes alın. Daha doğrusu kısa bir reklam arası. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet, tekrar birlikteyiz Paranın Rotası'nda. Hocam bu bölümde soru alalım. İzleyicilerimiz darılmasınlar. İsterseniz son soru Koray Bey'den. Standard & Poor's 500 endeksini yorumlar mısınız diyor. Uzunsa çok yorumlamayın ama. Şöyle. Neden tüm dünya diyor Standard & Poor's 500 endeksinin yükselmesine bir dakika hocam ya da düşmesine bakıyor. Evet. Herhalde ilk başlarkenki söylediğiniz şeyle biraz tabii, tabii şimdi Amerika'nın nabzının evet. barometresi şu an S&P 500 endeksi. Yani şimdi iki tane endeks var. Yani Amerikan borsasında bizde ne var? IMKB 30 var. Yani BIST 30 oldu. BIST 50 var. BIST 100 var. Bu üç tane endeks. BIST 100, 100 tane hisseyi kapsıyor. BIST 50, büyük 50 tane. BIST 30 da en büyük blue chip denilen 30 hisseyi kapsıyor. Amerikan borsası yani New York borsası içinde en önemli iki tane endeks. Birisi Dow endeksi, Dow Jones. Ki 1800'lü yıllarda, 1870'lerde falan Dow endeksi oluşturuluyor. Diğeri de S&P 500. Dow endeksi içerisinde çok az sayıda şirket var. O sayılar değişiyor ama 27 şirket olacağını düşünüyorum. Yani şimdi Dow endeksi daha çok içinde ulaştırma ve sanayi ağırlıklı bir endeks. Pek hani finansal kuruluşlar yok içerisinde. Evet. Ve bu endeksi izlediğinizde Amerikan reel sektörünün nabzını anlıyorsunuz. Ama S&P 500 endeksi içerisinde yaklaşık olarak değil, 500 tane hisse var. Şimdi Amerikan borsasında 7500 civarında hisse senedi var. Dolayısıyla Amerikan borsasını ve Amerika'nın bütün sektörlerini en doğru temsil eden endeks S&P 500 endeksi. Bu nedenle de bütün dünya Amerikan borsasına baktığı zaman direkt olarak S&P 500'e bakıyor. Şimdi S&P 500'ün grafiğini verdim. Ve bu gördüğünüz üzere 2008 krizinden sonra şöyle diyelim. 2008 krizi burası. 670'e düşmüştü. Bundan sonra geliyor. 2010'da Yunanistan krizi Nisan ayı. 2011'in ortalarında yine burada Avrupa Birliği'ndeki İtalya ve İspanya faiz yükselmeleri ve orada Avrupa Birliği çöküyor. İtalya ve İspanya'nın kağıtları pul olacak şey. Burada bir düşüş var. Ondan sonra da sürekli yükseliyor. Daha önce 1500'dü direnç. Daha kriz öncesi direnç. Burayı da yukarı kırdı. Burayı yukarı kırması Dow teorisine göre Amerika'da endekslerin yukarı gitmesi, ekonominin de yukarı gideceğine dair bir sinyal oluyor. Şu anda bu bekleniyor. Şu an ama teknik olarak baktığımızda dünkü hareket sonrasında belli bir seviyeye gelmiş 1675'e 1700 aralığında yatay sıkışık hareket ediyor. Yani hemen şunu söyleyeyim, eğer 1670'in altında bir kapanış olursa en azından 1600'lere kadar bir geri çekilme düşünülebilir. Ama genel olarak daha orta vadeli baktığımızda Amerikan ekonomisinin büyüyeceğine dair sinyal veriyor S&P 500 endeksi ve bu soruyu da böyle cevaplamış olduk. Evet, hocam yine altın sorusu tabii fix. Altın 82 liradan satış yapmak doğru mu yoksa daha da yükselecek mi diyor. 90 ila 100 liraya altın alan ne yapsın? bir soru. Bakın yani ne zaman o fiyatları görür diyor daha sonra. O fiyatları çok zor görür. Yani en azından 2013 yılı içinde görmez diyeyim. Ne zaman görür? Amerika'da enflasyon %2'yi geçer, 2,5'a gelir. O sırada hala parasal genişleme bitmemiştir. Ve millet enflasyonun geldiğini görür. Öyle bir durumda altın tekrar oraya, o seviyelere gelir. Altın yine gelecek tabii ki. Ama burada Erkan yani hani 90-100 liradan alan ne yapsın denildiğinde bundan sonra 90-100 liradan alanlar en azından bundan sonra şunları yapsın. Aldıkları zaman ne kadar bir zarara katlanacaklarını önceden kestirip orada satsınlar. Yani şu zararı kabul ediyorum diye alsınlar. İnsanlarımız tabii ki
altının volatilitesi hakkında bir bilgi sahibi değiller. Yani altın ne kadar dalgalı bir şey olduğu hakkında çok bilgi sahibi değiller. Sadece işte çok hızlı yükselişler olduğunda dikkatlerini çekiyor veya sert düşüşler olduğunda dikkatlerini çekiyor. Ama şu an 82 liradan altın satılır mı? Evet, yani satılabilir. Yani normal zaten bizim yayınlarda 76-77 lira civarıydı. O zaman 1200'ün altına geliyordu. O zaman altın alınabileceğini belirtmiştik. Şimdi de 1330-1340 dolarlara geldi. Burada oradan almış olan karlı bir şekilde satabilir. Daha sonra da tekrar 80 liranın altına yeniden geldiğinde, yani 78-80 aralığına geldiğinde orada yeniden alım yapabilir. Ama altında beklentim şöyle, 2013 sonuna kadar altından çok önemli getiriler beklememek lazım. Altının gelebileceği en fazla yer bana göre şu an için, şu anki verileri değerlendiriyorum. Hani 85, maksimum 86 liradır. Ama yarın Fed bir açıklama yapar. Ya konut sektörü bizim gene kötüye gitmeye başladı. Ekonomi gene zorlanıyor, çarklar zorlanacak. Biz bırak parasal genişlemeyi geri çekmeyi, üzerine biraz daha para verip 85 milyar dolar yerine her ay size 100 milyar doları vereceğiz dersek, o zaman altın, o zaman 90 lirayı değil 100 lirayı da görür. Yani o zaman oraya da gider. Ama tabii bu olasılık neredeyse şu an için elimizdeki verilere göre yok gibi. Grafikte de verebilirsek grafiği, altının grafiğini. Grafikte de tam böyle bir direnç bölgesinde altın. Yani daha önce şu seviyeye geldi, çarptı çarptı döndü. Yani şuradan döndü, tekrar döndü. Sonra burayı aşağı kırdı. Aşağı kırınca zaten panik halde satışlar baş gösterdi. Sonra biraz toparlanmaya çalıştı ve toparlanıyor şu an. Bu toparlanma, bu güç, şöyle söyleyeyim. Yani şu seviyeye baktığımızda Fibonacci oranlarına göre şöyle baktığımızda, evet, tam %23.8 çizgisini üzerinde. Burada bir direnç var. Yani burada bir miktar geri çekilme görebiliriz. Eğer ki 1360 doları geçerse 1400 dolara kadar gelir. O da zaten 84-85 liraya tekabül edecektir. Evet hocam, tabii bir dolar değerlendirmesi talebi de var. Evet, dolarda şöyle, dolarda değerlendirme yapmaya korkuyorum. Dolarda genellikle çok şey değilim Erkan. Yani çok tutturamıyorum diyorsun. Hayır, şöyle müdahale olduğu için. Yani dolar kendi halinde dalgalansa yorum yapabilirsin. Ama Merkez Bankası'nın ne zaman, nerede müdahale edeceğini bilmiyorsun. Evet. Mesela az önce 16.30'da dedi şeyi, işte döviz satış ihalesi. Bu önemli bir şey. Yani o piyasayı etkileyen bir şey. Sonuç olarak hani dolarda yukarı yönlü bir hareket ben şu şartlarda, hani bugünkü şartlarda beklemiyorum. Ama özellikle de yabancılar, yabancı kurumlar sanki Türkiye üzerinde şöyle bir şey istiyorlar. Biraz daha faiz artışı istiyorlar. Zorlayabilirler yukarıya. Yani doları zorlayabilirler yeniden yukarıya. Ama bunu bayram öncesi falan olacağını pek zannetmiyorum. Zaten gelebilecek en kötü veriler de geldi. Hı. Dolarda da bizim grafiği verelim arkadaşlar. Bizim böyle şey bir formasyon oluştu. Yani şu şekil dünkü yükseliş formasyonu tamamladı. Şöyle bir formasyon oluştu. Eğer buradan aşağı gelir de tekrar bu 1905 seviyesi, tam şurası, bunun altına düşerse burada çok sert düşüş olur dolarda. O yüzden tehlikeli. Yani dolardaki görünüm böyle bir omuz baş omuz formasyonu görüntüsü var. 1.95'in üzerine çıkarsa o zaman bu grafik değişir. Yani o zaman tüm şartlar değişir. Ama benim tahmin ettiğim şey şu. Dolar bu şekilde düştü. Buralarda biraz bekleyecek. Buralarda oyalanacak bir süre daha. Yani 1905'in üzerinde ve 1950'nin de altında şey yapacak. Bu aralıkta gidip gelecek diye düşünüyorum dolar. Şu aşamada aslında yatırımcılara hani bir miktar talep de var dolara şu an. Altta grafiğin alt kadranında şey var. Şu talep eğrimiz var. Talep konsantrasyon eğrisine baktığımızda yukarı yönlü bir hareket içerisinde bulunuyor. Ve bu nedenle de dolar daha önceki kadar güçlü değil. Yani talep şurada çok daha güçlü. Burada zayıflıyor talep. Yani dolar yukarı gidiyor ama talep aşağı gidiyor. Bir önceki tepeye göre aşağıda oluşuyor. Şimdi yine dolar yukarı gidiyor ama talep daha önceki tepenin de altında oluşuyor. Dolayısıyla
Şu an dolara bir miktar talebin zayıfladığını söyleyebiliriz. Yani bu net bir şekilde görülüyor. O yüzden şu aşamada dolarda pek alım öneremeyiz. Grafiği bu şekilde verdikten sonra isterseniz bir önemli noktayı vurgulayacağım. Yani burası çok önemli bence. Yatırımcılar gelecek 2-3 ay için hisse seçerken neye dikkat etsinler? Şimdi bu arada Alper Bey de bir soru yönlendirmiş. Neredeyse tam o soruyu karşılayacaktım. Yüzde kaç yükselişe tekabül ediyor diyor. Yani 73 bin, 74 binden eğer 84 bin, 85 bin yaparsanız yaklaşık olarak bu 10 bin puandır. 73'ün de %10'la %15 arası civarında bir yükselişe tekabül eder. Bu ama endeksteki bir yükseliş, yani endeksten daha hızlı hareket eden kağıtlarda ki bankalar gibi, onlarda da çok daha sert oluşuyor. Borsa için biliyorsun Citi'nin açıkladığı banka raporları vardı. Bankalar da hep al vermeye başladılar. Portföyde mutlaka bir iki banka olsun. Bu bildiğimiz büyük bankalarımızdan ve hani al önerilen yabancı raporların olabilir. İkincisi, bilançolar tam şimdi artık açıklanıyor ve kur şeyleri etkili oluyor. Yani kurdaki artış kimi bilançoları çok olumlu etkiliyor, kimilerini de çok olumsuz etkiliyor. Bilançolar açıklandığında eğer kötü bilanço gelmişse, iyi bir şirketin ama bilançosu kötü gelmiş, o bir alım fırsatıdır. Şirket iyidir, her zaman iyi gelir ama sırf kur nedeniyle olumsuz bir bilanço açıklamıştır. O tip şirketlerde alım düşünülebilir. Aynı zamanda sektör olarak baktığımızda şu aşamada perakende ticaret sektörü, toptan ticaret sektörü genellikle bu tip şeylerden az etkileniyor. Yani insanlar her gün ekmek yiyor, her gün ne bileyim markete gidip mutlaka bir alışveriş yapıyor. Hı hı. Ama dayanıklı tüketim malı almayı kesebiliyor, evet, böyle zamanlarda. Ne bileyim işte bir sehpa almayı erteleyebiliyor. Ama şey demişti galiba hocam, hiç unutmuyorum, Koç'du bu büyük kriz zamanlarından bir tanesini. Beni Migros kurtardı demişti, yani o zaman Migros Koç'taydı, hala öyle bilmiyorum. Yok ama öyle değil. Beni Migros kurtardı demişti. Evet, yani bu tip hani böyle türbülansların olduğu, doların hızlı hareket ettiği, ne olacağının pek belli olmadığı zamanlarda diğerler hani özellikle perakende ticaret vesaire, ama onların içerisinde de iyisi var, kötüsü var. Onlara etkili oluyor o şirketler. Diğer taraftan şöyle bir şey, biz mesela ben bu sene için en çok umut bağladığım ve iyi prim yapacağını düşündüğüm sektörlerden bir tanesi şeydi, çimento sektörüydü. Ama şu an faizlerin %9'a gelmiş olması ve artık insanların hani konut kredisi kullanmak konusunda biraz daha fazla düşünmek durumunda kalması, dışarıdan bundan sonra da gelecek paranın maliyetinin yükselecek olması genel olarak o sektörü bir miktar olumsuz etkileyecek. Evet. Hala o sektör için çok olumlu beklentiler var. Ama şu işte otoyollar vesaire, nükleer enerji santralleri, hani oraya kaynak bulmakta sorun olmadığının görülmesi lazım. Yani sonuçta büyük konsorsiyumlar kaynak verecek. Yani 20, düşünebiliyor musun? 25 milyar euro, 23-24 milyar euro havaalanı projesi var. O inanılmaz bir rakam. Yani bu zaten. Evet, yani 90 milyar TL'ye geliyor bu. Yani 90 milyar TL ya. Yani bizim bütçeyi düşündüğünde yıllık bütçemiz yani bizim zaten 8-9 milyar lira için IMF kapılarında olduğumuzu bir zamanlar düşünürsek tabii rakam yani inanılmaz. İnanılmaz yani. Yani ben o kaynak nasıl sağlanacak onu çok merak ediyorum. Yani gerçekten büyük bir cesaret işi. Bir de Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışma var, Seyfettin Gürsel başkanlığında. Ya 10 yıl zaten zarar edecek o havaalanı, biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani 10 yıl zarar edecek. Ve oradaki planlara göre hani Türkiye'deki nüfus artışı, artı yolcu artışı falan, oraya 120 milyon kapasiteli falan gitgide artan bir şekilde 50 milyondan başlıyor yıllık yolcu şeyi. Arttırmayı düşünüyorlar ama yapılan hesaplara göre zaten 2020'de 25'te zaten 50 milyon kapasiteyi doldurabiliyormuş. Şimdi o kadar büyük bir kapasiteyi yaptığınızda mecburen zarar edeceksiniz. Yani ve
Ona zaten kaynak bulmak konusunda, hele ki şu genel ortamda faizler yükselirken, o mesela çok çimento sektörünü etkileyecekti ama şu an çok emin değilim. Yani şu faizlerin çok yükselmesi en azından reel ekonomide başarılı olabilecek şirketlerin önüne bir ket vurdu, onu söyleyebiliriz. Peki. Alan düşünmüştür herhalde hocam onun. Evet. O kadar zengin iş adamları. Paranın rotasını noktaladık sevgili seyirciler. Az sonra gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.